Okulumuz 2014-2015 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenini izlemek üzere bizleri onurlandıran konuklarımıza sonsuz saygılarımızı sunuyor ve hoş geldiniz diyoruz. Şimdi tüm mezunlar adına duygularını aktarmak üzere okulumuz 2014-2015 eğitim öğretim yılı dönem birincisi sevgili arkadaşımız Cafer Tayyar Yıldırım'ı sahneye davet ediyorum. Bu kürsüden burada bulunan mezun arkadaşlarım adına sizlere seslendiğim için oldukça gururlu ve mutluyum. Değerli mezun arkadaşlarım, eminim ki sizler de benim gibi Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi mezunu olduğunuz için kıvanç duyuyorsunuzdur. Eğitimimizin başladığı günden mezuniyetimize dek Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ndeki çok değerli hocalarımızdan üst düzey eğitim aldık. Bunun yanı sıra hayatımız boyunca unutamayacağımız çok önemli tecrübeler edindik. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ailesine yakışır bireyler olmayı ve bunun yüklediği sorumlulukları taşımayı öğrendik. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin yurdumuzdaki çoğu üniversiteden ayıran olgu, diğer eğitim ve araştırma alanlarının yanı sıra sosyal bilimlere ve sanata olan bakıştır. Bir ülkenin gelişiminde mühendislik, ekonomi gibi mesleki ve bilimsel alanlar ne kadar önemliyse, sanat alanı da o denli önemlidir. Ve diğerlerinden ayırt edilemez. Değerli arkadaşlarım, bütün bunların ışığında bugünden sonraki hayatımızda da Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ne layık olmayı sürdürmeli ve sorumluluklarımızın farkında olmalı, ülkemizin ve dünyamızın gelişimine katkıda bulunan bireyler olmayı amaç edinmeliyiz. Saygıdeğer hocalarım, okula başladığımız ilk günden bugüne dek değerli birikimlerinizi ve tecrübelerinizi bu çatı altında bizlere aktardınız. Bu anlamda mezuniyetimizdeki en büyük pay sizlerindir. Bizlere ve eğitimimize katkıda bulunan tüm öğretim kadrosuna her türlü imkanı sunan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörlüğüne ve Rektörümüz Profesör Doktor Sabri Gökmen Beyefendi'ye, Müdürümüz Doçent Doktor Abdullah Kaya Beyefendi'ye, Mimari Dekoratif Sanatlar Programı Öğretim Elemanları Saygıdeğer Tekin Bayrak Bey'e, Sayın Seda Dilay Hocama ve Melek Önder Hanımefendi'ye ve bunların yanında bizlere emeği geçen bütün öğretim elemanları ve akademik personelin yanında idari personele, bizleri buralara kadar sürükleyen ailelerimize ve velilerimize, ayrıca da sınıf arkadaşlarıma ve aileme teşekkürü borç biliyorum. Bu mutlu günü birlikte yaşamak sizlerle güzel günlere. Saygılar sunuyorum. Müdürümüz Sayın Doçent Doktor Abdullah Kaya'yı kürsüye davet ediyorum. Bugün burada yükseköğretimimizin kuruluşundan bu yana 27.'si Teknik Bilimler Meslek Yükseköğretimi adıyla da 4.'sünü verdiğimiz mezunları verdiğimiz mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğu bizlerle ve öğrencilerimizle paylaşan siz değerli kurumlarımıza da teşekkürü bir borç biliyoruz. 1987 yılında Karaman Meslek Yükseköğretimi adıyla Selçuk Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan yükseköğretimimiz 2007 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi bünyesine aktarılmış ve 2012 yılında sosyal bilimler programlarının Sosyal Bilimler Meslek Yükseköğretimi adıyla bünyemizden ayrılması sonrasında ise Teknik Bilimler Meslek Yükseköğretimi adını almıştır. Yükseköğretimimiz eğitim öğretim faaliyetlerini iki bloktan oluşan ve günümüz şartlarında oldukça modern donanıma haiz olan okul binalarımızda yürütmektedir. Bu binalarımız kapsamında teorik derslerin yapıldığı modern dersliklerin yanında uygulamalı eğitimin de verilmekte olduğu 3 bilgisayar laboratuvarı, 3 makine atölyesi, 2 otomotiv ve motor atölyesi, 2 seramik ve alçı atölyesi, 2 halı atölyesi,
bir sanat tasarım atölyesi, bir doğal boya atölyesi, bir gıda laboratuvarı, bir organik tarım laboratuvarı ve bir uygulama serası yer almaktadır. Şu an eğitim öğretimini sürdürmekte olduğumuz 7 bölüm ve 8 programda toplam 1624 öğrencimiz eğitim öğretimine devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl, yani bu içinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılında birinci sınıfına öğrenci kabul edilen iş sağlığı ve güvenliği programının öğrenci kontenjanının dolması sonrasında ise bu sayının 1100'ün üzerine çıkacağını ümit ediyoruz. 1 Haziran 2015 tarihi itibariyle 4610 olan mezun sayımızda yaşamakta olduğumuz bu mezuniyet coşkusu sonrasında inşallah 5000'lerin üzerine çıkacaktır. Sevgili gençler, formal öğrenimimizin sona erdiği ve hayatın yeni bir döneminin arefesinde olduğunuz bu mutlu gününüzde bilmenizi isteriz ki bizlerin en büyük mutluluğu da sizleri yarının Türkiye'sinde üretim nitelikli insan gücünün önemli bir parçası ve toplumumuzun değerlerine ve kültürüne sahip çıkan dirayetli bireyler olarak görmek olacaktır. Okul müdürümüze konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Üniversite hayatımız boyunca bizleri yalnız bırakmayan, okulumuza her türlü desteği veren, modern binalarda teknolojik ders araç gereçleriyle çağın gerektiğine göre yetişmemizi sağlayan Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Sabri Gökmen hocamızı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Bugün burada hep birlikte 2 yıl önce aramıza katılan çok kıymetli kardeşlerimizin mezuniyet mutluluklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Şüphesiz bugünün en mutlu, en sevinçli kişileri öğrencilerimizin çok kıymetli, muhterem anneleri ve babalarıdır. Çünkü anneler ve babalar çocuklarına verdikleri destek, sınırsız destek, yaptıkları katkılar, sınır tanımaz fedakarlıklarıyla bugünün en büyük mimarlarıdır. Dolayısıyla bütün anneleri ve babaları yürekten kutluyor, daha çocuklarının nice böyle güzel günlerine şahitlik etmelerini ve bugünkü mutluluklarının, sevinçlerinin ömür boyu devam etmesini diliyorum. Çok değerli öğretim elemanı arkadaşlarım, şüphesiz bugünün, bu güzel tablonun en büyük mimarlarından biri de sizlersiniz. Zira siz öğrencilerimize meslekleriyle ilgili bilgileri onlara öğretmekle kalmadınız. Aynı zamanda hayata dair bütün tecrübelerinizi de onlarla paylaştınız ve onları geleceğe hazırladınız. Yeri geldi, evde eşinize ve çocuklarınıza göstermediğiniz sabrı, ilgi ve alakayı onlara gösterdiniz. Bu nedenle hepinizi tek tek yürekten kutluyor, bu katkınızın ve başarınızın önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesini diliyorum. Sevgili genç kardeşlerim, öncelikle 2 yıl önce başladığınız programlarınızı bugün başarıyla bitirmenizden dolayı hepinizi yürekten kutluyor, alacağınız diplomaların şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle önemli bulduğum bir iki hususu sevgili genç kardeşlerimize hatırlatmak istiyorum. Bunlardan birisi şudur. Bugünlerde alacağınız diplomalar
eğitiminizin bittiği anlamına gelmiyor. Zira eğitim kişinin kendisini yetiştirmesi ve geliştirmesidir. Hal böyle olunca eğitim lisenin bitmesiyle, üniversitenin bitmesiyle bitmiyor. Ölünceye kadar devam ediyor. Bu nedenledir ki sevgili Peygamberimiz beşikten mezara kadar ilim öğrenin buyurmuştur. Evet, Henry Ford da, hepinizin bildiği Henry Ford da, insanlar öğrenmeyi bıraktıklarında yaşlanmaya başlar diyor. Evet, öğrenmeyi bıraktığınızda yaşlanmaya başlıyorsunuz. Üzülerek ifade edeyim ki, ne yazık ki bu ülkede çoğu gencimiz, kardeşimiz 18'li 20'li yaşlarda yaşlanmaya başlıyor. Neyi kastettiğimi çok iyi biliyorsunuz. Ne yazık ki 40'lı 50'li yaşlarda ölmeye ve 70'li yaşlarda da gömülmeye başlıyor. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi mensubu ve mezunu olarak bizler ve sizler sevgili gençler 18'li 20'li yaşlarda yaşlanmak için değil, 30'lu 40'lı yaşlarda ölmek için değil, tam tersine takvim yaşımız ne olursa olsun, evet ne olursa olsun hayatımız boyunca genç kalmaya mecburuz. Böyle bir görevimiz var. Bu nasıl olacak? Öğrenerek ve kendimizi geliştirerek. Unutmayın ki her şeyin çok hızlı değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Şayet öğrendiklerimizi uygulamazsak kendimizi geliştiremeyiz ve yenilemeyiz. Kendimizi yenilemezsek yenilir ve yok oluruz. Evet, bu nedenle biz yenilmek için, yok olmak için değil, tam tersine ölünceye kadar var olmak, öldükten sonra da yaşamak için varız. Sevgili genç kardeşlerim, her ne iş yapıyorsanız bundan sonra işinizi en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olun. Kendinizi işinize adayın. Martin Luther King der ki, evet, lütfen dikkat edin. Sizden birisi sokakları süpürmenizi isterse, sokakları Michelangelo'nun resim yaptığı, Beethoven'un beste yaptığı, Shakespeare'in şiir yazdığı gibi süpürün ki oradan geçenler dursunlar ve dünyanın en güzel çöpçüsü, en iyi çöpçüsü burada yaşıyormuş desinler diyor. Evet, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah sizden bir iş yaptığınız zaman en güzelini yapmanızı ister buyurur. Bir başka hadis-i şeriflerinde de Allah işini iyi yapanları sever. Eğer bu niyetle, bu anlayışla, yani niyetimiz halis, gayretimiz de üst seviyede olursa bugünlerde içine düştüğünüz o düşüncelerden, endişelerden, gelecekle ilgili endişelerden kurtulabilirsiniz. Evet, niyetimiz halis, gayretimiz üst seviyede olursa, yaptığımız işi en iyi şekilde yapma gayretinde içerisinde olursak, ummadığımız yerlerden bize kapılar açılır ve aşk, eş, iş kaygısı da olmaz. Sevgili genç kardeşlerim, değerli konuklar, bir insanın hayatta yapabileceği en güzel eylem sevmektir. Sevmek ve sevilmek dünyanın en güzel eylemidir. Bu nedenle ne olursunuz, gittiğiniz bütün yerlere, memleketlerinize giderken, ailelerinize, eşlerinize, çocuklarınıza, iş arkadaşlarınıza, komşularınıza sevgi götürün, muhabbet götürün. Zira sevgi dolu bir kalp binlerce kalbe sevgi doldurur. Bir kalp ancak sevgi dolu bir kalple fethedilebilir. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken tekrar genç kardeşlerimizi kutluyor. Bu güzel günün, programın organize edilmesinde emeği geçen başta müdürümüz, çalışma arkadaşları, üniversitemizin çok değerli mensuplarına ve katılarak bizleri şereflendiren, onurlandıran, mutluluğumuzu artıran
siz değerli misafirlerimize, ki Aşık Veysel, güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olmasa diyor. Biz burada güzel bir program düzenleyebiliriz. Ama siz katılmasaydınız, siz gelip burada teşrif etmeseydiniz, bizleri onurlandırmasaydınız bu programın hiçbir anlamı olmazdı. Özellikle katılarak bizleri onurlandıran siz değerli misafirlerimize, konuklarımıza tekrar en içten saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Sevgili gençler, yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun. Hayırlı olsun efendim. Mezun arkadaşlarımız çalışarak başarıyı yakaladılar ve final ipini göstermeyi başardılar. Ama her zaman olduğu gibi bazı arkadaşlarımız finale herkesten önce ulaştı. Biraz daha fazla çaba, biraz daha fazla emek sonunda tabii. İlk 3 dereceye giren arkadaşlarımızın ödüllerinin ve plaketlerinin verilmesine sıra geldi. Öncelikle Yaş Piti isimlik çakmak üzere 2014-2015 eğitim öğretim yılı dönem birincisi Sayın Cafer Tayyar Yıldırım'ı sahneye davet ediyorum. Eğitim öğretim yılı dönem ikincisi gıda teknikeri Emine Kozlu Bucak ve dönem üçüncüsü Mehmet Yüce Eri sahneye davet ediyorum. Meslek yüksek okulumuz birincisi Cafer Tayyar Yıldırım bir şeyi benden rica etti. Onu bu mutlu gününde kırmak istemem. Yağmur şiiri geçen Kazım Karabekir'de okumuştum. Hocam onu lütfen okur musunuz dedi. Ben de kendisini mutlu etmek istiyorum. Çünkü biz mutlu olmak için değil, mutlu etmek için varız. Ben geldim geleli açmadı gökler. Ya ben bulutları anlamıyorum, ya bulutlar benden bir şeyler bekler. Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum. Ben geldim geleli açmadı gökler. Bir yağmur bilirim, bir de kaldırım. Biri damla damla alnıma düşer, diğerinde durup göğe bakarım. Ne şehir, ne deniz kokan gemiler. Bir yağmur bilirim, bir de kaldırım. Nedense aldanmış ilk gece annem. Afsunlu bir gömlek giydirmiş bana. İşte vuramadı gökler bana gem. Dinmedi içimde kopan fırtına. Neden saldanmış ilk gece annem? Biri çıkmış gibi boş bir mezardan, ortalıkta ölüm sessizliği var. Bana ne geldiyse geldi yukarıdan, bana ne yaptıysa yaptı bulutlar. Biri çıkmış gibi boş bir mezardan. İyi ki bilmiyor kalabalıklar, yağmura bakmayı cam arkasından. İnsandan insana şükür ki fark var. Birine cennetse birine zindan. İyi ki bilmiyor kalabalıklar. Yağmur duasına çıksaydık dostlar, bulutlar yarılır gökler açardı. Şimdi ne ihtimal ne imkan var, göğe hükmetmekten kolay ne vardı. Yağmur duasına çıksaydık dostlar, ben geldim geleli açmadı gökler. Ya ben bulutları anlamıyorum, ya bulutlar benden bir şeyler bekler. Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum. Ben geldim geleni açmadı gökler. Teşekkür ederim. Programı birinci sınıf öğrencisi Emre Misal'ı davet ediyorum. Hey Allah'ım,
Yaptın beni
beni, yaktın beni, yaktın beni. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum beni. Ayrıldım onca güne, acem şanı incelemedi. Aranan Üniversite, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.